Arkadaşlar merhabalar. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Haber başlıkları video açıklamasında. Yeni kriz her an patlak verebilir. ABD Çin'e savaş ilan ediyor. ABD Senatosu Seçilmiş İstihbarat Komitesi üyesi senatörü John Kern'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin Çin'in Tayvan adasında konuşlanmış 30 bin askeri olduğunu söyledi. Çinli uzmanlar eğer bu doğruysa bunun Çin'in Tayvan'ına yönelik bir askeri işgal olduğunu ve ABD'nin Çin'e savaş ilan etmesi anlamına geldiğini söyledi. Çinli uzmanlar, senatör Kearney'nin verdiği rakamların doğrulanması halinde Çin'in Tayvan'daki ABD birliklerini yok etmek ve adadan atmak için Tayvan'ı askeri olarak yeniden birleştirmek için derhal ayrılık karşıtı yasayı yürürlüğe koyabileceğini belirtti. Senatör John Kearney'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afganistan'da ABD askerlerinin sayısının nasıl azaldığını göstermek için Güney Kore, Almanya, Japonya, Tayvan ve Afrika kıtasında konuşlu ABD askerlerinin sayısını sıraladı. Diğerleri pek şaşkınlığa neden olmasa da Çin'in benim toprağım dediği Tayvan adasında 30 bin ABD askerinin olduğu yönündeki açıklama Çin'i bir hayli kızdırdı. Sosyal medyada gündem olan açıklamada nasıl oluyor da ABD'nin Tayvan'da askerleri var, bu rakamlar 1979'dan öncesine mi ait yoksa gizli bir birim mi var şeklinde tartışmalara neden oldu. Ancak Çinli yetkililer, ABD Senatosu Seçilmiş İstihbarat Komitesi üyesi, Teksas'tan kıdemli bir senatör olarak Kearney'nin açıklamalarını son derece ciddiye alıyor. Çinli uzmanlar, ABD'nin Çin'in Tayvan adasında 30 bin asker saklama olasılığının göz ardı edilemeyeceğini ve sırrın bu kıdemli ABD politikacısı tarafından kazara ortaya çıkma olasılığının bulunduğunu söylüyor. Kearney'in tweetin altındaki tartışmalara ve sürekli yorumlara rağmen herhangi bir düzeltme yapmadı ve tweetini silmedi. Rusya, Türk Hava Kuvvetleri için 5. nesil avcı uçağı yarattığını duyurdu. Devlet şirketi Rostec Başkanı Sergey Chemezov, Rus tarafının Türkiye'ye 5. nesil Türk Savaş Uçağı TFX'in geliştirilmesinde gerekli tüm yardımı sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Görünüşe göre Türk Savaş Uçakları Rus 5. nesil Su-57 ve Su-75 avcılarında kullanılan teknolojilerin aynısını kullanacak. Ortaklarımızla her an diyaloğa hazırız. Türkiye ilgi gösterirse bu yönde işbirliğine hazırız. Türkiye'nin kendi 5. nesil TFX avcı uçağını üretme potansiyelini hayata geçirmeyi planladığını biliyoruz. Havacılık sistemlerine ve bunların geliştirilmesine ve üretilmesinde deneyime sahibi olarak yeni bir Türk savaşçısının yaratılmasını destekleme olasılığını düşünebiliriz, Devlet Kurumu Başkanı Rostec Sergey Chemezov. Bugün Rusya 5. nesil avcı uçaklarını geliştirme konusunda oldukça fazla deneyime sahip. Ancak görünüşe göre Türkiye TFX avcı uçağı için bir motor geliştirmeye çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu arada bu zaten Ankara tarafından defalarca dile getirildi. Uzman açıkçası Türkiye, Rus geliştiricilerin Türk Hava Kuvvetleri için bir avcı uçağı yaratmasına izin vermeyecek. Ancak motor olmadan böyle bir avcı inşa edilemez ve burada Rusya Türk tarafının ana müttefiki dedi. NATO'dan Afganistan hakkında son dakika açıklaması. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da yaşanan duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şu şekildeydi. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere kilit rol oynadı, havalimanının güvenliğini ve tehlikeyi organize ediyorlar. NATO'nun Afganistan görevini dürüst şekilde gözden geçirmeliyiz, öğrenilmesi gereken dersler var. Uzun vadede faydalı olacak yerel kapasiteyi inşa ettiğimizi düşünüyorduk ama bizim eğittiğimiz ve donattığımız bu askerler nasıl bu kadar çabuk Taliban'a teslim olduğu sorgulamak gerek. Tahliyeyi tamamlar tamamlamaz öğrenilen dersleri gözden geçirmeliyiz. Afganistan'ın çöküşünü görmekten üzüntü duyuyorum. Öfkeyi anlıyoruz ama planımız başından beri hep kalmak değildi. Yerel kapasiteyi inşa edip ayrılmaktı. Sorumluluk biraz da bu kadar çabuk çözülen Afgan siyasi liderliği ve ordusuna ait. ABD, Taliban'la geri çekilme anlaşması imzaladıktan sonra NATO üyeleri de askeri çekilmeyi destekledi. Risklerin farkındaydık ama sonsuza dek çatışmak yerine siyasi bir geçiş ve insani yardım temelli destek öngördük. Ancak böylesine hızlı bir çöküş beklemiyorduk. Şu aşamada en önemlisi havalimanını açık tutmak, yeni yönetimin de ayrılmak isteyen herkese müsaade etmesi. Şu an NATO havalimanını açık tutmak ve tahliyeyi sürdürmek için çalışıyor. Ortada bir Afgan hükümeti kalmadığı için tüm mali destek ve para transferini durdurduk. 2024'e kadar orduya söz verilen ödemeyi de daha sonra değerlendireceğiz dedi.
Aliyev'den sert sözler. Kendilerini rezil etmemizi istemiyorlarsa bunu yapsınlar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği dönemde Azerbaycan'ın doğal kaynaklarını yasa dışı olarak yağmaladığını, bazı yabancı şirketlerin bu işte onlara yardımcı olduğunu söyleyerek bu şirketleri uluslararası mahkemelere vereceklerini bildirdi. Aliyev, Ermenistan'ın işgalden kurtarılan Laçın ve Kelbecer illerine dün gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, Karabağ Savaşı sonrasında imzalanan bildiri gereği Ermeni güçlere Kelbecer'den çıkmaları için 25 Kasım 2020'ye kadar süre tanıdıklarını, onlarınsa gitmeden önce kendilerine ait olmayan evleri yıktığını, ağaçları kestiğini söyledi. Ermenilerin yaptıklarını vahşet ve faşizm olarak nitelendiren Aliyev, zaman değişse de Ermeni faşizmi değişmiyor ve değişmeyecek. Hiç kimse bunu unutmamalıdır. Ermenilerin vahşeti göz önündedir fakat onların koruyucuları bunu görmek istemiyor. Ama görmek zorundalar ve görecekler. Onların gözüne sokacağız, kitaplar basacağız, yurt dışında sergiler düzenleyeceğiz. Görmek istemeyen de Ermeni faşizminin ve vahşetinin ne olduğunu mecburen görecek dedi. Aliyev, Ermenilerin işgal döneminde Azerbaycan'ın doğal kaynaklarını yasa dışı olarak yağmaladığını, bazı yabancı şirketlerin bu işte onlara yardımcı olduğunu belirterek şöyle devam etti. Bu şirketlerin iki seçeneği var. Ya bize tazminat ödeyecekler ya da uluslararası mahkemeye gidecekler. Yargı süreci şimdiden başladı. Tanınmış uluslararası hukuk firmalarını davet ettik ve şimdi davalar hazırlanıyor. Kelbecer'de, Soyutlu'de, Zengilan'da, Vajneli'de ve başka yerlerde altın yataklarımız yabancı şirketler tarafından sömürüldü. O firmalar buranın Azerbaycan toprağı olduğunu biliyorlardı ama görmezden geldiler. Şimdi cevap verecekler. Küresel ölçekte kendilerini rezil etmemizi istemiyorlarsa gelsinler, tazminat ödesinler dedi. Ülke ayağa kalktı, Rusya 330 tonluk nükleer reaktörü düşürdü. Rus Rosatom, Belarus'un Grodno bölgesindeki Ostrovets'teki ilk nükleer santralinde geçen ay kurulum çalışmaları sırasında işçiler 330 tonluk nükleer reaktörü düşürdü. Bu durumdan korkan vatandaşlar bölgede eylem yaptı. Rosatom'un genel müdür yardımcısı Alexander Loksin, dün reaktör gemisini kurmaya hazırlanan inşaat işçilerinin gemiyi gerektiği gibi sabitleyemediğini söyledi. Associated Press'e göre Loksin, 10 Temmuz olayında geminin yavaşça kaydığını ve yere yumuşak bir şekilde dokunduğunu söyledi. Reaktör hasar görmedi dedi ancak Rosatom halkın projeye olan güvenini yeniden kazanmaya yardımcı olacaksa onu bir başkasıyla değiştirmeye hazır dedi. Mihyaduk, dün projenin genel yüklenicisinin olayın masraflarını karşılayacağını söyledi. Belta Haber Ajansı'na göre proje için çok sayıda inşaat ve montaj işinin planlandığı gibi ilerlediğini, ancak reaktör kabuğunun montajının askıya alındığını söyledi. Bakan, yalnızca iki senaryo mümkün, ya kabuğun güvenliği onaylandıktan sonra kullanırız ya da değiştiririz. Başka bir seçenek yok. Ama artık uzmanlara kalmış, önceliğimiz nükleer santraldeki koşulsuz güvenlik dedi. Rosatom yan kuruluşları OKB, Gidropress ve Atomstroyexport reaktör kabını inceliyor, denetimin sonuçlarını projenin müşterisine, Belarus Nükleer Santral Şirketi ve Gosatomnadzor'a, özellikle Belarus Acil Durumlar Bakanlığı'nın Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Departmanı'na gönderilecektir. Rosatom'un bir diğer yan kuruluşu olan IM Teknoloji, Mayıs ayında Belarus Nükleer Santrali'nin ve ER 1200 Ünitesi 2 için reaktör kabının montajını tamamladığını söyledi. Pakistan'dan Flash Atak Helikopteri açıklaması. Pakistan ve Türkiye'nin teknoloji yarışını hızlandırabileceğini belirten Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, T-129 Atak helikopterlerine yoğunlaşmış durumdayız diye konuştu. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yakın kültürel ve tarihi bağları olan Pakistan ve Türkiye'nin birçok alanda işbirliği için büyük potansiyele sahip olduğunu da belirtti.